Schnitzel Landman sunar. Fenerbahçe Kalesi'ne hoş geldiniz. Schnitzel Landman'ın katkılarıyla hazırladığımız programda Altan Tanrıkulu ile birlikteyiz. Altan abim sen de hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Geçtiğimiz hafta beraber yayın yaptığımızda sen de Ali Koç ne yapacağını bence bilemiyor demiştin evet, abi. Aynen. Aynı bu durumları aktarmıştım. Bu kararı almanın çok kolay bir karar olmadığını, biraz da hızlı ve sabırsız davranıldığını söylemiştin. Ben gelen yorumlara da baktım. Biraz fazla tepki almışız ama şimdi bazen doğruyu konuşmak cesaret istiyor. Senin de bu cesaretinden dolayı yani herkes rüzgarı arkasına almışken sen biraz daha rüzgara karşı konuşmuştun Altan abi. Tabii bu gelinen noktada da bu sefer beklenti karşılanmayınca bizim orada ne işimiz vardı gibi bir yaklaşım doğurdu. Konuşmaya beklenti? Beklenti daha radikal kararlar. Neydi yani, radikal kararlar? İşte bu başında ligden çekilme vardı. Olmayacağı söylendi, daha oraya çağırdı. Tamam ama ikinci gün hemen Trabzon maçının ardından bu açıklamalar yapılınca biz ortamı koklayıp belki bu havayı alabiliyoruz ama gidenler için aynı durum söz konusu değildi. Burada gizli muhalifler var. Kendini adam yerine koymadığını düşünenler var. Onların çıkarttığı ortam. Hiç öyle bir şey olmadı. Son derece güzel bir ortamda konuşuldu. Burada önemli olan Ali Koç çok güzel konuştu. Erol Bilecik bütünleyiciydi. Uğur Dündar kısa konuştu. Acun Ilıcalı bir başkan edasında konuştu. Yani bunları gerçekleri görürsen o toplamda amacına ulaştı. Herkes oturdu o maçı falan değil, şeyi izledi. Fenerbahçe Kongresi'ni izledi. Buradaki ana amaçlardan biri olayın suyunu çıkartmamak. Bu kadar insandan hangi soruya konuşmaya gitse ne diyecek? Yok ters formayla çıkalım, sol forması yapalım, tersten atalım, Galatasaray bilmem nesini yapalım. Ya bir proje yarışması gibi konuşuluyor. Ya burada alınan radikal kararlar bile sağlıklı değil. Bu sabah da anlatmaya çalıştım. Evet, ben dün de attığın tweet'i gördüm. Süper Kupa ile ilgili şimdi ona geleceğim ama... Bunu ben söylemiyorum ki İsmail Kartal söylüyor. Saadettin Saran'ın konuşamaması... Her ne kadar özür dilense de taraftarlar içerisinde de ben birkaç görüntüyü gördüm. Bilmiyorum sen de gördün mü? Biraz tepki de aldı geldiği için. Saadettin Saran'ın konuşamamasını dedin ya abi Acun Ilıcalı bir başkan edasında konuştu. Aslında bir başkan adayı da vardı orada. Yani başkan adayı olduğunu söylüyor. Kendisi söylüyor. Aday da olabilir de başkan seçilme şansı yok. Daha önce de söyledim Saadettin Bey, sevdiğim, saydığım, yanında çalıştım yani radyo sporda daha doğrusu kadrolu değil de yorumculuk yaptım. Hı hı. İki ayrı dönemde. Kendisini de, kardeşi Kenan'ı da severim. Oradaki Selim Usta vardır, iyi bir Fenerbahçelidir. Hukukumuz vardır, onları severim. İyi de bir Fenerbahçeli. Kırıkkale'de okullar, Anadolu'da okullar yaptırıyor kazandığı parayla. Hem önemli ölçüde bazı işler yapıyor Türk savunma sanayi ile ilgili. Hem reklam işleri yapıyor. Hem uluslararası yayıncılıkla ilgili dünya çapında hamleler yapıyor. Bunun bir Fenerbahçeli olması gurur verici. Ama Saadettin Bey'in iş dünyasındaki yaklaşımı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon diye ayırmadı. Özellikle Aziz Bey zamanı. Yaşanan bazı şeyler vardı. Bunları biliyoruz. Saadettin Bey'in, Hulusi Bergün'ün, hatta Mehmet Ali Aydınlar'ın şu anda kongrede seçilme şansları yok. Bunların iyi kötü olmaları önemli değil. Zamanında da yoktu. Hiçbir zaman o. Çünkü Fenerbahçe camiası kendi çıkan şeylerin de bak Galatasaray 25 sene bir teknik direktör çıkarttı Fatih Terim. Şimdi Okan Buruk çıkarttı. Yani Fenerbahçe'de başkan çıkartıyor. Yani Fenerbahçe'nin başkanı güçlü, başkan yönetiyor. Fenerbahçe teknik direktörleri balkonda yatıp üstsüz güneşlenirken elleri cebinde başkan da karşılığında böyle durmaz. Fenerbahçe'nin başkanlarının bir şeyi vardır, ağırlığı vardır. Şimdi Fenerbahçe başkanlarının ağırlığı Ali Şen, Aziz Yıldırım, Ali Koç'a baktığın zaman 94'ten geldiğin zaman 98'de 4-4,5 sene de öyle yaklaşık olarak 30 senelik kısımda 3 tane başkan var. Burada da Ali Koç'un hem takım kurarken hem geçmiş yönetime fazla savaş ve cephe açarken Aziz Yıldırım Ceyhan'a ekonomik enkaz bıraktınız diğer konu kaybettiği yıllar var. Bu kaybettiği yıllardan sonra gerçek rakibinin kim olduğunu görüp ki gerçek rakip aslında Galatasaray. Galatasaray'a yönelik hamlelerini yeni yeni yapmaya başladı. Bunları gördükten sonra da Fenerbahçe camiası iki dönem ona şans verdi. İkinci dönemin sonuna gelirken de bir şampiyon olup olmama durumu var. Burada da avantaj Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum. Daha iyi kadrosu var Fenerbahçe'nin Korakor'da.
Bunu avantajı zaman zaman yitirdiği maçlar oldu. Samsun, Alanya maçında kaybettiği puanlar. Ama Trabzon'da çok önemli bir geri dönüş. Dün bence sezonun en zor maçını kazandı. Tüm bunlardan sonra sahaya tekrar bırakıp da saha dışına ben böyle çekiyorum. O olayları da bütünüyle şey yapacak. Şimdi şöyle düşünün. Galatasaray'a karşı bakan bir Beşiktaşlar, hatta bazı Trabzonlular, Anadolu kulüpleri var. Sen Süper Kupa'ya çıkmazsan o Süper Kupa'yı kaldıracak havaya. Alacak, konfet atılacak falan. Peki biz şey hatırlıyor muyuz? Denizli maçını. Hayır. Denizli maçı değil. Obradovic zamanında Galatasaray final oynuyordu. Ergin Ataman vardı Galatasaray'ın başında. Galatasaray Euroleague'de de oynuyordu yanılmıyorsam. Bir sene oynadı galiba. Fener'le final oynuyorlar. 3-3'e geldi maç. Olaylar çıkıyor iki maç. Abdi İpekçi ile Galatasaray kazanıyor. Burada biz kazanıyoruz. 3-3. Son maçta Fener'in sahasında. Fener normal sezon önünde bitirdiği için. Ergin Ataman gelmedi. Takımı getirmedi. Ne oldu? Melih Mahmutoğlu aldı kupayı. Fotoğraflar verildi. Fenerbahçe o kupanın şampiyonu oldu. Galatasaray protesto etti. Ama Fenerbahçe kupayı aldı. Sorduğun zaman kimse bu detayı hatırlamaz. Geçti gitti. Evet. Bu olayla ilgili dün çimlere yazılan adil rekabet, fair competition çok güzel bir mesaj. Dün de yayın verildi. Bazı İngilizce yayın yapan haberler sosyal medyada da gördüm. Bunları yayınlamışlar. Türkiye'deki atmosferi, futbolun çeşitli şekilde etkilendiğine dair atmosferi Fenerbahçe protesto etti yazıyor. Bunlar zaten mesajlar. Zaten alınan kararlar içerisinde yani bu durumu UEFA'ya, FIFA'ya şikayet etme veya bilgilendirme biz geçtiğimiz hafta yayında da zaten söyledik. Zaten onlar da görüyor. Evet. UEFA da görüyor. Ya onlar da Twitter'ları var. O şey maç seyretmiyor ki sürekli. Infantino. Yine, telefon sürekli yine alınan kararlar içerisinde Avrupa'daki yapılanmayla ilgili bir konu da vardı. Altan abi biz de geçtiğimiz hafta hani Real Madrid Başkanı Perez'in Ali Koç'la görüştüğünü ifade etmiştik, haber vermiştik. Ya bazen böyle acımasız yorumlar geliyor. Alta böyle yazıları gördüm. He 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 diye. Üzülüyorum. Birkaç niye tane he he yani hani Fenerbahçe'nin oralarda olmasına veya Real Madrid Başkanı'nın kim yazmış? Ali Koç'a ya gelen yorumlar içerisinde var bu ifadeler de takip ediyorum. Yok, biraz böyle alaycı bir üslupla yapılıyor da. Şimdi hayır yapılsın önemli değil boş. O kadar önemli değil. Galatasaray'ın Süper Kupa alıp almaması önemli. Ben bunu alaycı üslupları ya da şeyleri o kadar önemsemiyorum. İsteyen istediğini söyleyebilir. Burada önemli olan biz şimdi program yapıyoruz. İkimiz bir program yapıyoruz. Bu programın da Fenerbahçe Kalesi. Fenerbahçe Kalesi ile ilgili konuşurken yönlendirici yapıcı zaman zaman ağır tepkiler koyucu oluyoruz. Maalesef bunu kendi camiamızdaki insanlara da yapıyoruz. Teknik direktör olabilir, futbolcu olabilir. Dusan Tadiç'e göstermiştik tepkiyi veya İsmail Kartal'ı bazen eleştirdik. Başkanları da eleştiriyoruz. Ama burada toptan bir ailenin bir mağduriyeti var. 15 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen, 10 yıldır şampiyon olamayan takımın tüm branşlarda çok iyi oluşu ve Avrupa çapında, dünya çapında sporcular yetiştirici. Aynı zamanda maalesef bu camianın yurt dışı futbol faaliyetlerinin en başarılısı. En son yarı final oynayan Fenerbahçe. Aykut Kocaman. Evet. Geçen sene şampiyon Sevilla'ya eğlenen Fenerbahçe burada yendi. Ve bu sene Avrupa'da kupa şansı olan Fenerbahçe. Fenerbahçeliler diyor ki, başkanı da diyor, diğerleri de diyor. Arkadaşım bu kadar biz Avrupa'dayken, tüm branşlarda şampiyonken siz nasıl oluyor da futbolda olamıyoruz? Bizim yerimize şampiyon olan Bursa, bizim yerimize şampiyon olan Başakşehir, bizim yerimize şampiyon Trabzon, Galatasaray, öbür Avrupa'ya gittiğimde bir Beşiktaş çıkarttım ilk dönemini. Onun hiçbir şey yapamıyorlar. Bu son Beşiktaş da bir şey yapamadı. Puan alamadı. Evet. Sıfır puanla döndü. Biz gidiyoruz, şampiyon olamıyoruz ama orada başarılı. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman sadece Ali Koç'tan da bağımsız tüm Fenerbahçelilerin burasına gelen bir tepki şeyi var. Ve bunu da gösteriyorlar zaten. Yani burada önemli olan tepkiyi gösterirken bundan bir yıl sonra bu tepkilerin hepsi unutulduğunda Türkiye Kupası'nda oynamayacaksın. Galatasaray'ın bir Süper Kupası fazla olacak. Bu kupa yarışıdır. Peki U19 takımıyla çıkmak, belki çıkarken de orada bir protesto olacak. Çıktıktan sonra, maç başladıktan sonra. İşte insanın aklına sorular geliyor. Belki takım kırmızı kart görecek veya gidecek, hiç de çıkmama durumu da olabilir. Şimdi bunlara baktığında U19 takımının da bu durumdan etkilenmesi, gençlerimizin etkilenmesi, genç oyuncuların. İşin böyle bu tarafından da bakıyorum. Henüz de karar böyle netleşmiş değil ama bir beklentin var mı? Yani takım sence kesin olarak çıkmaz mı? Hiç bilmiyorum. Gün gün değişebilir. Ya Fenerbahçe kulübünün konuşma tarzı ve daha sonraki eylem tarzı değişebiliyor. Önce ligden çekilmeyle ilgili bir karar vardı. Sonra değişti.
Burada şunu ben önerdim TV burada, bu sabahki yanımda. Bilmiyorum, herkesin kendi fikri var. Hem protesto edeceksin, hem oynayacaksın. Nasıl yapabilirsin? Ve Avrupa çapında da dikkat et, dikkat çekeceksin. Bunun bir formülünü gösterdim. Bir eylem planı diyorsun. Eylem planı, aynen öyle. Urfa'da maça çıkacaksın ve kazanmaya oynayacaksın. Bence kazanabilir de yani. En azından yarı yarıya şanslar. En az Fenerbahçe'nin daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Hem de Avrupa'nın, dünyanın tepkisini çekecek, Türkiye'de çok konuşulacak bir şey yapacaksın. Ben bu kupaya Türkiye Süper Kupa olduğu için geliyorum. Ve sadece Türk oyuncularla çıkıyorum. Yabancılarım hiçbirini oynatmıyorum. Protesto ediyorum. Bütün dünya duysun. Hiçbir yabancıyı oynatmıyorum. Çünkü yabancı futbolcuların katlanabileceği bir durum değil bu. Ama Türklerle çıkıyorum. Mücadelemi Türkiye Kupası olduğu için saygımdan ötürü veriyorum. Koy kaleye İrfan Can'ı, Ferdi'yi koy, Serdar Aziz'i koy, Mert Müldür'ü koy, İrfan Can, Cengiz, hepsi milli oyuncular zaten. Bizim sol bekimiz, sağ bekimiz önünde oynayan U19'da birkaç oyuncumuzu da koy. Serdar Dursun'u da koy, Siyus'unu yapsın. Oyna abi Türklerle. Ama yabancıları da oynatmayacaksın. Ceko oynamayacak, tribünde oturabilirsin. Ceko, Batshuayi falan da stada gidin abi, hep beraber maçı dev ekrandan taraftarlarla doldursunlar 50 bin kişi. Otursunlar orada seyretsinler. Ya onlara da özel şey yap. 15 tane. Ryan Kent'e de yap. O zaten Avrupa'da oynuyor. O Avrupa'da oynuyor. Evet. Belki Olympiakos maçında bir gol atar, penaltı yaptırır. Yani bu da tepki. Bu çok daha dikkat. Maça çıkıyorsun. Bir de rakibini yendiğini düşün. Ben sadece Türklerle seni yendim. Elleri ayakları dolaşabilir Galatasaraylı oyuncular. Bunlar ne yapmış diye. Bir de forma dizaynı. Fenerbahçe'nin bir forması vardı, hatırlıyor musun? Eskilerde. Yıldızları protesto eden yıldızlı bir forması. Çok eskilerde kitabı. Rapayçlar. Rapayç zamanı. Evet. Yani tepkini koyacaksan tepki olarak, aynı zamanda ben tepkimi koyarken sağdan da şey yapmıyorum arkadaş, bu mücadeleden de çekinmiyorum. Bunu da yaparsın. Açıkçası Adana Demirspor maçında bu anlamda bir tedirginlik yaşamıştık. Ne gibi? Ya, takım böyle ritmini bozabilir mi acaba bu durum? Oyuncular ne kadar etkilendi? Takım sahaya odaklandı mı şeklinde, ama İsmail Kartal gerçekten güzel hazırlamış Sarı Lacivertlileri. Aynı hırs ve motivasyonu bıraktıkları yerden devam ettirdiklerini gördük. Şimdi ona gelmeden bir şey söyleyeyim, çok özür diliyorum. Sana bir soru sorayım. Buna evet ya da hayır demeni de bekliyorum. Evet. Fenerbahçe'deki herhangi bir oyuncunun Galatasaray'da asla oynamaz diyebileceğin oyuncular var mı? Var mı ya da oyuncu? Asla diyeceğim. Asla. Mert Hakan derim. Yok demem. Ben Baliç'i gördükten sonra demem. Demez misin? Peki Galatasaraylı bu oyunculardan seneye Fenerbahçe'de oynayabilecek oyuncular var mıdır? Seneye oynayacak çok oyuncu vardır. Bence de olabilir. O zaman arkadaş, bunlar mesela orada oynuyorlar, burada oynuyorlar. Volkan'la Mustera'yı gördün herhalde evet. Abi maçtan sonra. Buradaki temel unsur şu. Bu kararı, Türkiye Kupası'nın 2 yıl çıkmama kararını aldığın zaman 2 yıl yönetimde olman garantide olması lazım. Ali Koç. Başkan değişebilir. Diyelim ki Acun Ilıcalı başkan oldu. 2 yıl Türkiye Kupası'nda oynamayacaksın. Mesela Türkiye Kupası almayacaksın. Süper Kupa'ya oynamamış olacaksın. Galatasaray'a... Yani bunları camiye alırken orayı dolduran 3-5 konuşma, kendini adam yerine koymaya çalışan insanlara bakılmaması lazım. Sağduyu denilen şey en çok nerede lazım biliyor musun? İki zamanlı olaylarda. Sağduyu. Öbür türlü zaten sağduyu içindesin abi. Öbür türlü her iş istediğin gibi gidiyor mesela. Şampiyon olursun, sağduyu içinde gidiyorsun. Yani hiç sol duyuya gerek yok. Bu tür kaotik ortamlarda hep kendine bir tane B planı olarak bir alternatif evren yaratacaksın. Diyeceksin ki ben acaba Ali Koç olarak bu işi bıraktığımda Fenerbahçe 2 yıl Türkiye Kupası oynamıyorsa, ben de yoksam, bu oyuncuların bazıları oraya gitmiş, bazıları oraya gelmiş. Okan Buruk Beşiktaş'a teknik direktör. Ben nasıl bir miras bırakıyorum bu kulübe? Diyelim ki Acun Ilıcalı başkan oldu dedin. Evet, İlk adayım o. Hoşuma gitti Ali açıkçası. Ali Koç'tan sonra gelecek Acun Ilıcalı. Evet, şöyle düşündüm. Medya gücü, PR gücü, sürekli her girdiği platformda başarılı olmuş artık bir iş adamı. Futbol tecrübesi de var. Hem İrlanda'da takımı var, hem İngiltere'de var. Böyle baktığında profil tam... Çok da iyi bir Fenerbahçeli. Evet, ben 5 yıl içinde geleceğini düşünüyorum. Hatta maksimum 3 yıl içinde. 3 sene sonra seçimde en kötü gelir. Çünkü Ali Koç'u destekliyor. Çok doğru yaptı.
Duyum olarak bir şeyin var mı, yoksa böyle öyle bir sıcaklık mı hissettin abi? Yani hayır, ben konuda... şu anda bugün bütün büyük resmi gördüğümde Ali Koç'un tekrar seçileceğini, ondan sonra da Acun Ilıcalı'nın geleceğini düşünüyorum. İşte biz benim de o yüzden... Saadettin Saran'ın bir şansı olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan ne dedi Fenerbahçe'nin, onursal başkanı, Türk spor tarihinin en önemlisinden. Ben ama dedi, bazı isimler aday olursa, dedi onların karşısına çıkarım. Evet. Aynen bu ifadeyi kullandı Faruk Ulgaz'da. Yani belli aday, o kişilerin adayı olmayacağı konuşma bile yapamadılar. Yani Saadettin Bey'i kastediyordu. Saadettin Bey'i camia içerisinde öyle bir destek. Ama biz zaten bu durumu aylar öncesinden zaten ifade etmiştik. Evet. Ya Aziz Yıldırım'ın da adaylığını koyma şansı yok. Ne dedi Abdullah Kiyalı? Ali Koç bırakırsa dedi, Aziz Yıldırım evet, aday olacak. Ben de o yönetimde yer alırım asker. Bir gün sonra şey yaptı, benim kimse benim adıma konuşmasın dedi. Fenerbahçe'nin bir başka İzmir'e gitti, aynısını söyledi. Yani o bekliyor, Ali Koç çekilir. Saadettin Saran aday olursa Aziz Yıldırım olur. Tamam, biz zaten bu durumları söyledik, ifade ettik. Ali Koç'un da özellikle 6-7 ay öncesinden ben başkanlığı bırakıyorum demesinin de ne kadar yanlış olduğunu, camiayı yönlendirdiğini. Ben şahsi fikrim olarak Aziz Yıldırım'ı tekrar sahalara çekmek istediğini anlamıştım yaptığı o açıklamayla. Bu arada Fenerbahçe Saran... 29 Mayıs'ta o kupayı kaldırırsa, ligde şampiyon bitirdi diyelim. Ne kadar ilginç bir şey olacak değil mi? Konferans ligini almışsın, lig şampiyonusun ama Süper Kupa maçına çıkmayıp 2 senede Türk Yıldızı'na katılmıyorsun. Gel, ceza almamışsın, kendin katılmıyorsun. Anladım. Yani anlayamayacağın bir ortam oluşacak. Ya bu Mehmet Büyükekşi Federasyonu var mı yok mu, gelecek sene belli değil ki. Haziran'dan sonra olabilir, yeni sezonda olmuyor. Onlarla kavga, dövüş yapıyorsun. Ya onlar gider de çok... Mesela diyelim ki Aziz Yıldırım oraya geldi. Hadi gelmemiz ama geldiğini düşün. Öyle bir figürün geldiğini düşün Türk futbolunun başına. Mustafa Denizli Federasyon Başkanı oldu mesela. Ya o zaman bakış açın değişir federasyonu. Niye? Yani bu şeye kızıp, yorgancıya kızıp yorganı yakmak gibi bir şey. Gerek yok o kadar büyük bir ceza. Kendine de ceza. Doğru bir söz. Daha küsmüş, dağın haberi yok gibi. Evet. PFDK kararları açıldı, açıklandı Altan abi. Verilen cezaları adil buldun mu? Trabzonspor'a 6 maç. Egemen Korkmaz'a 1 maç. Yani olaylara bakış, oluş şeklini değerlendirmeye gerek yok. Bunlar verildi. Adil değil falan herhangi bir şey demiyorum. Oluş şekli inşallah bir daha olmaz. Dün Konya Trabzon maçında bir evet, taraftar girdi. Uğurcan gol sonrası bir sevinç yapıyor taraftarlara doğru. Arkasından su şişeler atılıyor. Yani burada herkes bir şeyi görmesi lazım. Önemli olan maç öncesi bir protestolar oldu. Meşale yakılabilir. Evet. Su atılabilir. Bir de ama sahaya inmek bu işte asla bir daha olmaması gereken bir şey. Yani sahaya inilmemeli. Çünkü meşale atarsan, su şişesi atarsan ceza ile önlenir. Kesici madde bilmem ne, futbolcunun kafasına atma. Meşaleyi yaktın, meşaleyi sahaya atma. Bunlara bir şey demiyorum. Ama sahaya girip saldırı böyle, bu bir de değil, iki de değil, üç de değil. Trabzon'da çok oldu, çok maç yarıda kaldı. Olimpiyatta Beşiktaş Galatasaray yarıda kaldı. Şaktar Fenerbahçe maçı yarıda kaldı. Bu olaylara kapı açmamamız lazım. Toplumsal olarak bizi seçim atmosferi öncesi birbirimize düşürmek, kırdırmak isteyen kişilerin de bu işi organize ve provoke olduğunu görmek lazım. Ali Koç'un dediği gibi Trabzon yönetimiyle diyalog halindeyiz dedi. Herhangi bir şekilde bizi çok iyi ağırladılar, bir şikayetimiz yok. Olaylardan bazıları Trabzon'un o aşırı fevri, kendini kaybeden holigan taraftarlarını sahaya atmak için provokatif eylemler. Ama sen işin saha içi kısmını söyledin. Bir de işin tünel kısmı var abi, soyunma odasına girerken. O başlamış artık. O görüntüler yayınlansaydı cezalar çok daha farklı olurdu. Kimse ya burada neyin gönderdi, adil, neyin olmadığı ya da bazı şeylerin olup olmadığı ile ilgili konuşmak istemiyorum. Bu olaya her iki tarafa da futbolcular başta olmak üzere teknik kadrolar geçmiş olsun diyelim. Fenerbahçe Trabzon camiasını. Trabzon camiasının davranış şekli, attığı tweetler hiç hoşuma gitmedi, beğenmedim. Çünkü suçlu olan başta Trabzon taraftarı. Tahrik falan olayını geçtim. Yaptıkları eylemin haddi hesabı yok bu şekilde. Ve kendilerine zarar veriyorlar Trabzon taraftarı. Yarın öbür gün orada önemli futbolcular da oynamak istemeyebilir, gitmek isteyebilirler o atmosferden. Kendileri sahalarında seyirci bulamıyor. Çok az seyirci geliyor. Bütün bunların sonucunda Trabzon'un da bu olaylardan ders çıkarması lazım. Fenerbahçe'ye düşen en önemli unsur, Adana Demirspor maçında gösterdikleri gibi ve çok iyi futbol oynadıkları bölümler, basit hatalardan gol yediler bireysel. Bunu devam ettirmek kalan maçlarda. Şimdi o maça girim abi o zaman. Tamam.
11'ler açıklandığında orta sahadaki eksiklikten dolayı Krunic ve Zayt, Szymański baktığında böyle yumuşak karın gibi geldi. Ben açıkçası Adana Demirspor maçında sahanın en iyileri arasında Krunic'i sayabilirim. Şu ana kadar geldiğiyle gösterdiği performans içerisinde bence taptı dün özelinde. Sen nasıl buldun Krunic'in performansını? Krunic sahanın iyilerinden de geldiği günden beri en iyi maçını oynadı. O revanş ilk karşılaşmada Saint-Gilloire maçında deplasmanda ikinci yarı oyuna girmişti. Orada da evet, iyi orada oynamış. Da fena değildi. Uyum sağlıyor giderek. Bu artı. Özellikle sol kanada attığı bir pas vardı. Oyuncuları geçip çok rakibinden alıp ceza sahasına girmek isteyeni bir blokladı. Aldı, topu ilerletti ve sanırım Tadic'e çok güzel bir pas attı. Krunic kaliteli bir oyuncu. Rakibin sertliği karşısında zaman zaman sinirlenmiyor. Patlama yapmıyor. Bunlar da artılar. İsmail'in mesela o konularda biraz şey var. Rövanş bolleri yapıyor. Ama Fred, Krunic, İsmail Yüksek, Szymański, Mert Hakan arasında rekabet olacak. Dünkü maçın gösterdiği. Zayt hala eski Zayt değil. Geçen seneki Zayt değil. Orada bir düşüş var. Ama alternatif olarak alternatif o da görevini oyuncu. Yaptı. Evet, alternatif oyuncu. Burada Fenerbahçe'nin iyi oynadığı anlardan biri. Bunu özellikle söylüyorum. Kanatta Tadic Ferdi, öbür tarafta da İrfan Can Seko ikilisinin ataklarıyla gelen goller. İrfan Can'ın sahanın gizli kahramanı olarak görüyorum. Son golde bile oraya yaptığı baskı, Tadic'in attığı golde pardon. Tadic'in kaptığı ve uzaktan vurduğu gol. Orada bile İrfan Can baskı yapıyor. Öbür tarafta Tadic çok çabuk atıyor. Oyun içinde şutları var. Szymański'yi de ayıralım. Gol atamıyor, biraz bahsiz direklere takılıyor ama çok arayış içerisinde. Ciku çok iyiydi. Osterwold de çok iyiydi. İrfan Can Eribayat niye yedek olduğunu daha iyi anladık. Yani sonuçta basit hatayı yapmaması lazım. Kaledeki özellikle vurup bitmesi lazım. Biraz o geldiği günden beri söylüyorum. Mert Mündür, aşırı özgüvenli. Mert Mündür'ü de artı verelim. Aşırı özgüven bazen saha içinde bu tip hataları yaptırabiliyor baktığında. Belki hatasını çabuk anladı ama kurtardığı bir de Nani'nin frikiği var. Çok güzel kurtardı açıkçası. Altan abi bilmiyorum pozisyon aklında mı? Çıkardığı pozisyon planjonla. Bunun dışında... Ben Nani'nin pozisyonu var. Frikik var. Yani oyun içerisinde birkaç tane de dikkatli olduğu anlar var. Sadece yenilen golde, sol kanattan gelen golde, kademe hatası, stoperlerin arkadaki boş koşu yapan adamı kaçırması. İlk golde de Balotelli gibi bir oyuncu varken, adam tilki gibi. Ona peynir vermemek lazım yani öyle oyuncu. Friki'yi Nani kullandı diye anlattım ama Nani kullanmamıştı Friki'yi. Yok, Nani'nin şutu var. Nani'nin şutu var, Balotelli kullanmıştı. İki tane ayrı kurtarışı. Evet, evet. Sen de beni düzelttin abi. Yok, iki tane ayrı kurtarışı. Doğru, hem Balotelli hem Nani'nin de çok değişik bir şutunu kurtardı. Ayaktaydı. Hı-hı. Yan çapsa belki içeri girebilirdi, iyi blokladı yani. Fred'in olmadığı maçlarda takım çoğunlukla puan kaybettiği maçlara denk geliyordu. Evet. Tabii Fred'siz kazanmak da önemli. Galatasaray Süper Kupa'yla çıkmış olsaydı... Ya bir şey olsaydı... söyleyeceğim, çok güzel bir şey söyledin. Sözünü balla kesiyorum. Su içemiyoruz, kusura bakma. Reklam diye koyuyoruz arkadaşlar, bize sallama. Yanlış anlamayın. Sözünü balla keseyim. Fred olmayınca Fener kazanamıyor gibi güzel bir şey var. İstatistik. Yani istatistik de var. Fenerbahçe olmayınca Fred kazanıyor muydu Manchester'da? Hiçbir şey yapamıyordu ya. Doğru. Fred de Fenerbahçe'de kazanmaya başladı. Biraz da ona bakalım. Yani hep tek taraflı bakmıyor. Değer kazandı bazı futbolcular da. Szymański, Tadic, Zeko bunların hepsi winner karakterli oyuncu. Fred bunlarla birlikte Fenerbahçe'ye gelince winner karakter. Yani Manchester United'ın o winner karakterli biraz City, Arsenal, Liverpool arasında eridi gitti. O yüzden söylüyorum. Evet, belki Krunic de. Mesela Altay şu anda bu kalede olmak ister miydi? Orada yedek oturmaktansa. Krunic de bu karaktere bürünebilir. Milan'da biraz yedek kaldı. Problemleri vardı ama. Lider karakterli oyuncular demişken son sorum abi. Tadic'in golünü eminim sen de çok beğenmişsindir. Süper gol. Tam... Hep dedim bu Tadic konuşursa konuşsun çok iyi oyuncu. Demedim mi? Dedin abi. Tweet ben atmış baştaki, birisi. Tadic yok, baştaki... çok. Birisi tweet atmış sezon başında Antep maçı. Bu tweet şey Tadic çok konuşuyor falan filan. Niye böyle yapıyor diye. Ben tepki kim koymadım. Acaba? Ben burada tepki koymadım mı? Evet. O alttan tanıdığına bakmayın falan dedi. Şimdi bazen tabii gelen eleştiriler, yapılan eleştiriler yapıcı olduğunda oyuncu da bundan kendine bir katkı, pay çıkartabiliyor. Vallahi o Zeko'nun tweetini attıktan 4-5 dakika sonra gol attı.
aynı Ren örneğini verdin ya abi. Bazen üst sıfırken de insanlar böyle sabırsız davranıp tweetler atabiliyor. Daha sonra ikinci yarıda maçın senaryosu değişebiliyor. Yok, benimki sabırsızlıktan değil. Yo, ben şeyden bahsettim. Ren maçındaki... Gol atabileceğini düşündüğüm için. Neden biliyor musun? Bak, bazı oyuncular var. İsmail Kartal da bunu anladı. Oyuncu kötü oynuyor değil mi? Mesela Icardi berbat bir oyuncu bence. Abi gol atıyor. Gol atıyor abi. Yani bu bazı oyuncularda var. Mesela Abubakar'a kötü, sen de çekeceksin. Çekeceksin abi. Zeko da hakikaten böyle bir oyuncu. Yani onun atacağı golü de çok atacak oyuncu yok. İki kişi sıkıştırmış, Gravillon'dan kurtarıyor. Tam düşerken sol ayakla oluyor. Abi kolay golleri kaçırıyor. Bir tank de pozisyonu gibi. Da seziyor. Onu diyorum, tank gibi bir de koşu yaptı İrfan Can. Pozisyonu sezmesi evet. Önemli. Orada asist şeyden başlıyor. Top toplayıcıdan başlıyor. İrfan topu alıyor. Koşuyu yapıyor. Yaptıktan ben bir şey sonra anlamadım. Da... Ya, abartıyoruz da. Top toplayıcı İrfan atıyor ya topu. Evet. Ne olacak ki? Ben bunu anlamadım. Niye? Bu çocuk top toplayıcı. Ya arkadaşım, top toplayıcının bir tane top var. İrfan Can da at diyor. O da o İrfan Can'ı atıyor, o da at. Yani... Tamam, ama uyanması, bir an önce çabuk şey yapması. Yani oyunu takip ettiği belli çocuğun. Tamam. Yani ya, takip edecek elinde top var, top toplayıcı. Bunun örnekleri hayır yani var. Biraz da fazla var. Oradaki cinlik İrfan Can'da. Ve Zeko da bak, çok güzel sen bunu söyledin. Tabii ben onu... Yani Zeko da İrfan'ı atacağını düşünüp arkaya koşuyor. İşte onu anlatmak bu, istedim. Yani, o top toplayıcı da kahramanıydı. Yani. O yüzden. Golden yani baksan sonra... Zeko'yu iyi şey yaptı. Tabii, asıl uyanan Dzeko. Doğru. Golden sonra işte tam bir golcü uyanıklığı diye kendi ben, içimizde aynen. Muhabbeti oldu. Aynen. Bu sebeplendi. Var mı eklemek istediklerin? Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Şampiyon olacağını yürekten inanıyorum. Dünkü futbolu görünce. Ben bundan sonraki maçların Fenerbahçe açısından biraz daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Sadece uzun süreci düşündüğün zaman gelecek senelerde karşı çıkılacak bazı kararlar, özellikle 2 sene Türkiye Kupası'na katılmama gibi kararları gözden geçirilmesine yarar var diyorum. Çünkü bu TFF olmayabilir. Farklı yönetimler gelebilir. Adana Demirspor maçını tebrik ederim. Ve Anadolu Efes maçı var yarın. Fenerbahçe bu sene hem Avrupa'da, Euroleague'de hem de Konferans Ligi'ni kazanma şansına sahip. Kadınlarda Euroleague'i kazanma şansına sahip. Bu şansları iyi değerlendirelim. Camianın, altın çağının başladığında Fenerbahçe Kalesi programında 4 Nisan günü otobüsümüzün kurşunlandığı günün yıl dönümünde söylüyorum. Fenerbahçe'nin altın çağı başlamıştır arkadaşlar. Bu arada da kanalda bazı bilgiler paylaşıyoruz, bazı şeyler yapıyoruz. Hem Yalçın abi, hem Deniz'i, hem Atilla abi, hem de bizim Enes'i de arka planda bize çok destek verdiklerini söyleyelim. Şinitsel yemeye devam arkadaşlar. Teşekkür ederim tekrardan. Sponsorumuz Altan abinin dediği gibi Şinitsel Lantman'a da teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka Fenerbahçe Kalesi programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şinitsel Lantman sundu.